Artık 155. saatin içerisindeyiz. Hatta o saati de yavaş yavaş noktalandıracağız ama yeni bir saat dilimine de başladık. Saatler 15'i gösteriyor. Depremin ardından 7 gün geçti. Yayıncılık açısından da gerçekten zor ve güç yayınlar gerçekleştiriyoruz. Depremin etkilediği 10 ilde bu zorluklarda bizi ayakta tutan, devam etmemizi sağlayan işte o verilen mücadele ve enkaz altından gelen sevindirici haberler. 10 ilde bulunan muhabir arkadaşlarımın bulunduğu noktalara az sonra gideceğiz. Ortak yayınlarımız gün boyunca sürmeye devam edecek. Ama öncesinde bugün bir ziyaret de gerçekleşiyor. Geride bıraktığımız dakikalarda son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmıştım. Katar Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ediyor. İstanbul'a uzanalım. Muhabir arkadaşım Aslı Bilger Kutludağ bizi bekleyen isim. Son durumu, gelişmeleri aktaracak. Aslı. Evet, Katar Şeyhi bugün İstanbul'a, Türkiye'ye geldi. Yaklaşık bir saat önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüşmeye başladılar ve bir saattir de o görüşme devam ediyor. O görüşmeden fotoğraflarda paylaşıldı. Basın mensuplarıyla tabii ki Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından tabii ki bu ilk lider ziyareti Türkiye'ye. Katar Emiri son olarak 15 Ekim tarihinde Türkiye'ye gelmişti ve o tarihte de birçok anlaşma imzalanmıştı. İşte o günden bugüne telefon görüşmeleri zaman zaman yapsa da iki lider bugün yüz yüze bir kez daha Türkiye'de, İstanbul'da görüştüklerini söyleyelim. Tabii ki taziye dileklerini özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek Katar Şeyhi Temim ve bu nedenle de bu görüşmenin ana başlığı tabii ki bu deprem olduğunu belirtmekte fayda var diyebiliriz. Dediğimiz gibi yaklaşık bir saat oldu şu saat itibariyle görüşmenin başlama saati ve bir saattir iki liderin görüştüğünü söyleyelim. Basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Önemli bir ziyaret. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında bugün resmi bir programı yoktu. Ancak bu ziyaret son anda o programa eklendi diyebiliriz. Biz de bu görüşmenin detaylarını önümüzdeki saatlerde, dakikalarda tekrar anlatmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Peki Aslı, teşekkür ediyorum. İstanbul'daki son bilgileri aktardı Aslı Bilger Kutludağ. Bölgeye dönelim yeniden. Kahramanmaraş'ta kalmaya devam edelim. Canlı yayın noktalarımızdan birine uzanalım. Ata Gündüz Kurşun, Umutlu Bekleyiş'in 155. saatindeyiz. Ne mücadele bitti, ne dualar kesildi. Hala dua etmeye devam ediyoruz, ne de umut bitti. Ata, var mı yeni ve iyi bir haber? Sormak istiyorum sana. İyi bir haber yok Cansın, ancak yeni bir haber var. Ekipler şu an itibariyle arama kurtarma çalışmasına bir müddet ara verdi. Çünkü tekrar o enkazın altından yeni bir dinleme yapılıyor. Bakın, orada Mehmetçiklerimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ellerinde hassas cihazlar. İki asker görüyoruz buradan, bulunduğumuz noktadan. Bir tanesinin elinde dizüstü bilgisayar var. Diğerinde de bir cihaz var. Son kez bir dinleme yapılıyor şu anda. Dün geceden bu yana biraz da yavaş konuşmak istiyorum. Dün geceden bu yana gözlerin çevrildiği nokta burasıydı. Mersinli apartmanı burası. İkinci büyük depremde yıkılan bir nokta burası. İlk depremde ağır hasar almıştı. İkinci depremde yıkıldı. 7,6 büyüklüğündeki o depremin ardından yıkılan binalardan bir tanesi orası. Bir kadından bahsediliyor buradaki görgü tanıkları. Bir kadın o ikinci büyük depremde de içeriye girdiğini burada belirtiyor vatandaşlar. Bir kedisinin oldu ve o kediyi almak için de içeriye girdi ve öğle saatlerinde saat 13.24'te Elbistan merkezi meydana gelen o depremde yıkılan binanın enkazı altında kaldığı belirtiliyor. Gece sabaha karşı 3'ten 07'ye kadar yaklaşık 4 saat boyunca yoğun bir ses alındı bu noktadan. Evet, askerlerimizin elinde hassas dinleme cihazı var. Bir taraftan da Fransız kurtarma ekiplerine bakıyorum. Çünkü Fransız kurtarma ekipleri de burada. Onların elinde de bir cihaz görüyoruz buradan.
Bir taraftan da tabii itfaiye ekipleri, polis ekiplerini görüyoruz, jandarma ekipleri. Çok yoğun bir çalışma gerçekleştirilmişti. Adeta böyle o enkazın ortası, şöyle kameraman arkadaşım Selçuk biraz geri çıkabilirse, böyle krater gibi bir nokta oluşturuldu o enkazın ortasında. İşte görüyorsunuz. O kraterin ortasında da, hani deyim yerindeyse, 1,5-2 metrelikte bir çukur kazıldı. Farklı farklı noktalara ulaşmak için. Daha sonra ekipler bir müddet ara verdi bu çalışmalara. Hassas burunlu köpekler getirildi ve hassas burunlu köpeklerin de çalışmasının ardından tekrar enkazın başında o çalışmalar başladı. Bir saattir de aralıksız olarak devam ediyor. Ama söylediğim gibi şu dakika itibariyle bir ara verildi. O askerlerimizi tekrar, Selçuk biraz daha şöyle yakından gösterebilirsek, çok profesyonel bir çalışma gerçekleştiriyorlar. İşte o dinleme cihazlarıyla birlikte. Çünkü yutkunmayı bile tespit edebilen, algılayabilen bir cihazdan bahsediyorlar. Şu an itibariyle bölgede bir sessizliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Selçuk gösteriyor size, orada iki askerimiz var. Birinin elinde bir cihaz, dinleme cihazı. Diğerinin elinde ise bir dizüstü bilgisayar görüyoruz. Tüm kurtarma ekipleri şu anda o Mehmetçiklerimizin yaptığı çalışmaya odaklanmış durumda. Mersinli apartmanı, 10 katlı bir binaydı burası. İlk depremde değil, ikinci depremde ne yazık ki yerle bir olan noktalardan bir tanesi. Tabii umutlarımız her zaman taze. Çünkü uzmanlar ilk 72 saatin öneminden bahsediyordu. Kritik saat baremi olarak söyleniyordu 72 saat, ama artık kat kat üzerine çıkmış durumdayız. Halen daha mucizeler gerçekleşmeye devam ediyor. 140 saat, 150 saat geçse de üzerinden o asrın felaketinin, halen daha umutlarımız devam ediyor. Evet, askerlerimiz şu anda, o iki asker polis eşliğinde biraz daha aşağıya doğru şu anda iniyor. İki askerimiz, bir polisimiz var o noktada. İşte bu görüntüler de aslında topyekün bir seferberliğin ilan edildiğinin bir göstergesi. Evet, az önce söyledim, o hani krater gibi bir nokta açıldı. Onun arasına da yine farklı bir çukur açıldı. Bakın, askerlerimiz o noktadan içeriye doğru girdi şimdi. İki askerimiz yukarıdan bir dinleme yaptılar. Orada polis arkadaşımız da malzemeleri verdi İki askere. İşte o açılan krater gibi yerin 1,5 metre daha böyle aşağısına doğru indi. İki asker şu anda sadece bir kafalarını görebiliyorum ben. Yukarıdan bir dinleme yaptılar. Hemen ardından da aşağıya indiler. Muhtemelen aşağıdan bir dinleme daha gerçekleştirilecek. Söylediğimiz gibi Fransız arama kurtarma ekiplerinin yoğun olarak çalıştığı bir enkaz burası. Askerlerimiz aşağı inince Fransız kurtarma ekibi de biraz daha şöyle karşıya doğru, bulundukları yerden kalktılar. Karşıya doğru bir hareketlenme söz konusu. Diğer kurtarma ekiplerinin de bekleyişi devam ediyor. Bizim bekleyişimiz de devam ediyor. Binanın enkazının etrafında da çok sayıda vatandaş var. Onların da bekleyişi devam ediyor. Dün gece saatlerinde, saat 03 civarında bir tespit gerçekleşmişti. Bir ses alındı. Şimdi ısı alınması farklı, ses alınması farklı. Bunu özellikle arama kurtarma ekipleri belirtiyor. Ses alındı. Çünkü önce sesimi duyan var mı şeklinde bir çağrıda bulunuyor enkazın içerisine. Hemen ardındansa eğer sesimi duyan varsa üç kez bulunduğun noktaya vur şeklinde de ikinci bir çağrıda bulunuyor.